Bir atanın özünü farzandıya kıyan duası, peygamberinin ümmetine kıyan duası bilen teyin deyişadı alimler. Dua meselesi de cüde dikkatli buluş gerek. Yani şimdi bir hakikat var ki, ananı hayır duası, atanı bad duası, yaşın tezgidi de icabet buladı. Demek ki, çünkü ana izgi şöhre kılışız mümkün. Başka kılışız mümkün. Az yine dilini rencetişiz mümkün. Ana sizi beddua kılışı mümkündür belki. Ama kongleden kimiydi. Ana hiç kaçan farzandı ki kongleden çıkarıp beddua kimiydi. Ana daim kongleden çıkarıp fakat hayır duası kıladı. Buradan müstecap oldu. Ama ata derdini etmiydi. Ata derdini içi de saklıydı. Hemişe. Ve ata şimdi zat ki bunca ki balestan hafa bulmuydu. Cüde sabırlı oldu. Ata farzandadan hafa buluşu için o farzandadan, o şey atanı en nazik noktalardan birige kalbige bıçak vuruşu kereyi oldu. Şu işinden atalardı rencidişten, atalardı narazı kılıçtan cüde cüde ihtiyat buluyor. Ve baştaki yapımızı kaytaramız bir atanın farzandı hakkı yakigen hayır ya ki bad duası peygamberinin ümmete hakkı ya kılınken duası bulan beraberdir.